Grafiği verilmiş hiperbole ait olan denklem aşağıdakilerden hangisidir? Hiperbolü buraya maviyle çizmişler. Evet, her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Evet, az düşünelim. Kolları sağ ve sola doğru açılan bu hiperbolün belki de görmemiz gereken en önemli özelliği, ilk özelliği merkezinin sıfırda olması. Bu yüzden denklem x kare bölü bir sayı, y kare bölü bir sayı eşittir 1 olacak. x ekseni yönünde sağ ve sola açıldığı için x'li terim pozitif, y'li terimse negatif olacak. Köşeleri ise merkezin 5 birim sağında ve solunda yer aldığından yani köşelerden merkezi olan uzaklık, yatay eksende 5 birim olduğundan dolayı bu sayının 5'in karesi yani 25 olduğunu biliyoruz. Buradaki sayının henüz ne olduğunu bilmediğimiz için ona şimdilik a kare diyelim. Evet a'nın ne olduğunu daha bilmiyoruz. Şimdi gelin seçeneklere daha yakından bakalım. x kare bölü 25 eksi y kare bölü 9 eşittir 1. Bu seçeneği sadece grafiğe bakarak hızlıca kurduğumuz denkleme çok benzediği için ayıralım. Bu seçenekte x'li terim negatif olduğundan bu denkleme ait grafiğin kollarının sağ ve sola değil de aşağı ve yukarı doğru açılacağını bildiğimiz için bunu eleyelim. Bu seçeneği eliyoruz. Buradakinde x kare bölü 9 var ve bu, x ekseni kesim noktalarının yatay eksende merkeze 3'er birim uzakta olduğunu söyler. 5 değil. Buradaki x ekseni kesim noktaları eksi ve artı 5'te olduğuna göre bunu da eleyebiliriz. Bu seçenekte y'li terim pozitifken x'li terim negatif. Sonuç olarak hiperbolün kolları sağ ve sola değil yukarı ve aşağı doğru açılacağı için bu seçeneği de eledik. Böylece geriye kalan seçeneğin doğru olduğu sonucuna ulaştık. Geriye iki seçenek kalsaydı o zaman x ve y'ye bazı değerler verip hangi denklemin doğru olduğuna karar verebilirdiniz ama burada kurduğumuz denkleme uyan sadece bir seçenek olduğu için işimiz biraz daha kolay oldu.